Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Türkiye'nin en temiz şehrindeyiz. Yerlerde hiçbir şeyin olmadığı, çöpün olmadığı, çöp atana 20 bin lira ceza kesilen bir şehirdeyiz. Herkes çöpünü böyle çöpe atıyor arkadaşlar. Tanju Başkan gerçekten çok iyi çalışıyor. Kendisini çok tebrik ediyorum. Geçenlerde de böyle 4 kişi yediler içtiler, 80 bin lira cezayı aldılar. Arabadan izmarit atarsan gene 20 bin lira. Bir de bizim bir şeyimiz vardı. Çevre Bakanı Murat Kurum. Uyuma çalış diyorum sana da. Gördüğün gibi insanlar çalışınca neler neler yapıyorlar, değil mi? Biliyorum, çalışınca oluyor. Görüyor musunuz? Yerlere bakın bakalım. Yerlerde bir şey görüyor musunuz? Hayır, görmüyorsunuz. Demek ki isteyince, çalışınca oluyor. Evet, Sayın Kurum. Siz ne zaman ceza vermeye başlayacaksınız? Ha? Ne düşünüyorsunuz siz? Evet. Motor da güzelmiş. Mobilet. 1873 mü? Vay! 1873'te mobilet mi varmış? Evet. Yani arkadaşlar dediğim gibi isteyince, çalışınca şehirler tertemiz olabiliyor. Biz durup durup küfür ediyoruz, kızıyoruz. Demek ki karşılığında iyi bir ceza olursa şey olmuyor her yer. Berbat durumda olmuyor, değil mi? Evet. Sayın Çevre Bakanı, Sayın Başkanım, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bir ara sizler de gelin lütfen. Bolu'da bir gezin. Farkı görün bakalım. Haydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya girilirse eğer böyle bir 2052 lira ceza kesiliyormuş Bolu'da. Peki, neden böyle? Şimdi Japonları biliyorsunuz çok küçük yaştan çocukları eğitiyorlar. Anaokulundan başlayan bir eğitim bu. Temizlik, tertip, düzen. Bizde öyle bir şey var mı? Maalesef yok. Peki bu saatten sonra ne yaparız? Sadece bakıp bakıp her yerdeki çöplere küfredebiliriz, değil mi? İşte bunu yapmamak için Tanju Başkan burada çok ciddi her şeye ceza uygulamaya başladı. Görüyorsunuz her yer tertemiz, pırıl pırıl. Yani hiç kimse ortalığa bir şeylerini atıp saçmıyor. Onun için diyorum ki size, Eko Başkan, Mansur Başkan, lütfen biraz Tanju Başkan'dan örnek alın. Gelin şu Bolu'da bir gezin diyorum. Bakın ne durumda yani. Onun için bu iş ancak böyle olur. Cezayla eğitimi sağlayabilirsiniz. Her şeye ceza keseceksiniz. Çevre Bakanı'na bir şey söylemiyorum. O zaten kendi halinde. Reis ona bir şey söylerse yapar, yoksa yapmaz. Ama bir gelsin burada bir dolaşsın diyorum Bolu'da. Tamam. Haydi Bolu'dan bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.